Madem buraya kadar çıktık, biliyorsunuz ben sadece seyretmeyi sevmiyorum, paylaşmayı seviyorum. Sizin de buraları görmenizi arzu ettim ve şimdi size havadan bir Mescid-i Aksa Kubbetü's-Sahra turu yaptıracağım. Hadi başlayalım. Efendim hepiniz hoş geldiniz. Şu an Mescid-i Aksa'ya bakan en muhteşem minare, minare türü Gavanima'nın üzerindeyiz. Gavanima minaresine ismini veren aslında burada Ganim ismindeki bir sahabenin kabrinin bu civarda olması. Madem buraya kadar çıktık, biliyorsunuz ben sadece seyretmeyi sevmiyorum, paylaşmayı seviyorum. Sizin de buraları görmenizi arzu ettim ve şimdi size havadan bir Mescid-i Aksa Kubbetü's-Sahra turu yaptıracağım. Hadi başlayalım. Şöyle hemen kamerayı bir elime alıyorum. Bu muhteşem manzarayı hep beraber görüyoruz. Evet, hep beraber Kubbetü's-Sahra görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Miraç'a yükselmiş olduğu Miraç Kubbesi hemen şurada. O muallak kayası dediğimiz muhteşem kaya bu alanın tamamını kaplıyor ve hemen üzerine kaplayan Emevi Halifesi Abdülmelik bin Mervan'ın yaptırmış olduğu altın kubbeli yapıyı görüyoruz. Daha uzakta ise Mescid-i Aksa yapısını görmektesiniz. Mescid-i Aksa, Emevilerin yaptırdığı Kudüs Cuma Camisi, Kubbetü's-Sahra Kaya Kubbesi. Kur'an-ı Kerim'in bize anlattığı Mescid-i Aksa denilen arazi ise şu gördüğünüz alanın tamamını kaplayan mukaddes bir alan. Yani şu alan üzerinde yapmış olduğunuz her bir ibadet tam binle çarpılıyor. Mesela Ömeriye Medresesi, şu görmüş olduğumuz medrese. Arkada Kalavun'un hankahı ve medreseleri. Şöyle gelelim. Minare, Gavanima Minaresi üzerindeyiz. Minare üzerinde şu gördüğünüz Osmanlı Medresesi. Onun devamında yine Memlüklü medreseleri. Kayıtbay'ın medresesini görüyoruz. Hemen ileride, daha ileride. Ramazan abi neydi o en son medresenin adı? Tenkiziye Medresesi en sonda. Onu görüyoruz. Bakın şu görmüş olduğunuz kubbelerin hepsi zamanın Darül Kurra ve Darül Hadis binaları. Ve bu kaya kubbesi yüksek bir alanda duruyor. Kaya kubbesinin etrafını çeviren minik bütün yapılar, zaviyeler zamanın ulemasının gelip kitaplarını yazdığı yerler. Muallak kayası insanın Allah'a en yakın olduğu mekanlardan biri olduğu için ecdat kitaplarını yazmaya ulema hep buralara gelirmiş. 120 bin ulemanın bu civarda kitap yazdığını biliyoruz. Hatta İmam Gazali Hazretleri meşhur İhya-i Ulumiddin'i bakın tam şuradaki medresede yazmış. Hatta Süleyman Peygamber asasına dayanarak cinlerin önünde vefat edip vefatın anlaşmadığı nokta Süleyman Kubbesi diye adlandırılan şu gördüğünüz mekan. Karşıda Zeytin Dağı'nı görüyoruz. Zeytin Dağı üzerinde o Yahudi mezarları. Hemen aşağıda Kidron Vadisi Hristiyan mezarları. Bize bakan tarafta Müslüman mezarları. Hatta gelin şöyle biraz daha ilerleyelim size. Hürrem Sultan'ın Haseki imaretini göstereyim. Şu gördüğünüz büyük yapı Hürrem Sultan'ın Haseki Külliyesi. Devamında Tunçuk Hatun Medresesi. Şu beyaz kubbede de Memlüklü Sultanlarından Tunçuk Hatun yatıyor. Hemen şurada Afganlar Tekkesi ve devamında da Kadiri Tekkesi'ne devamında Kadirilerin tekkesinin yanında Nakşi tekkesini görüyoruz. Evet, hemen şöyle tekrar kamerayı size vereyim. Daha konuşulacak çok şey var ama vakit az. Aşağı inmemiz gerekiyor. Buraya çok sınırlı, kısa bir sürede çıktık. Evet, hepinize Mescid-i Aksa manzarasından bir kez daha hoşça kalın diyoruz. İnşallah bir gün buralara gelir. 1'e 1000 verilen bu mukaddes topraklarda sizler de inşallah ellerinizi açar ve Allah'a dua edersiniz.